Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Önce içeride aldık ama kısaca tekrar bu barış süreci, akil adamlarla ilgili görüşlerinizi alalım. Evet. Yani bugün itibariyle 81 gündür Türkiye'de hiç kimse hayatını kaybetmiyor bu çatışmalarda. Bence en kıymetli olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden bu eğitim içindeyim. Bunun üzerine titrememiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu 81 gün içinde eğer bu süreç başlamasaydı, bu barış süreci başlamasaydı hayatını kaybedecek olan insanlar, o gençler olacaktı. Bunların hayatı kurtulmuş oldu. Bundan sonra da gençlerin ölmemesi için, insanların ölmeden, silahın ortada durmadan bu sorunları konuşmamız için bu eğitim içinde bulundum ben. İlk olarak da Düzce'ye geldik. Düzce aslında bizim bu bütün bu barış sürecinde herkesin hedeflediği, bütün barış sürecinin hedefinin aslında da yıllar önce gerçekleştirilmiş bir şehir. Farklı kimliklerin, kültürlerin, dillerin bir arada yaşadığı bir şehir. Yani bir barış kültürü olan bir şehir. İnşallah Türkiye'de Düzce'ye benzer. Ve artık sorunlarımızı silahla, şiddetle değil, siyasetle, müzakere ederek konuşuruz ve hallederiz. Ülkemizin bir sorunu var. Bu sorun, hani adına ne koyarsanız koyun. İşte 40 bin kişi hayatını kaybetti. Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Hiç dış güçlerden insanlar değil yani bunlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Ve bu sorunu işte eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, işte biz PKK'yı 5 kez bitirdik diye aslında sorunu özetledi. Yani 5 kez biten ama 6 kez tekrar ortaya çıkan bir örgüt varsa demek ki sorun sadece şiddetle, sadece savaşla, sadece dağları bombalayarak demek ki çözülemiyor. Başka bir şey yapmak lazım. Şimdi bu yapılmaya çalışıyor. İnşallah bundan sonuç alınacak. Çünkü aslında pek çok kaygı var ama PKK silahlı mücadeleye son verdi Öcalan. Ve güçlerini sınır dışına çekecek ve Türkiye Cumhuriyeti toprak bütünlüğüne de bağlı olduklarını, saygılı olduklarını bildirdi. Bu çok önemli. Türkiye bir defa bu bölünme paranoyasından kurtulmuş oluyor. Artık bu şehit cenazeleri bitecek inşallah. O yüzden yani bunu savaş ve barışın kaybedeni yok. Hepimizin kazanacağı, hem Türklerin hem Kürtlerin, diğer toplumların hepsinin kazanacağı bir barış süreci var. Bunu destek vermek için buradayız. İnşallah hayırlı olur sonu. Düzce'deki toplantıda isteğinizi alabildiniz mi peki? Buradaki insanların görüşleri nasıl? Yani biz tabii yani esas olarak dinlemek için buradayız. Yani bir vaaz-ı nasihat için burada değiliz. Ama yani zaten hani genel olarak Türkiye'de de aynı şeyi söylüyorum ama Düzce zaten akil bir Düzce. Yani çok akil şeyler söylendi toplantıda. Hani bizim buradan öğreneceğimiz şeyler var hepimizin. Yani buraya öğreteceğimiz, anlatacağımız bir şey yok. Gerçekten hani buradan duyduğumuz sözler çok ümit verici. Türkiye de çoğunluğunda böyle olduğunu düşünüyoruz zaten diğer bölgelerdeki toplantılardan duyduğumuz. Hani Düzce zaten akil, yani akil insan ihtiyaç yok Düzce. Ben teşekkür ederim. Efendim öncelikle Düzce'ye hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Önce bu süreci değerlendirelim. Barış sürecini, akil insanlar sürecini. Daha sonra Düzce'yi nasıl buldunuz? Düzce'deki fikirleri nasıl buldunuz? Evvela Düzce'den girelim, ondan sonra öbür meseleler. Düzce'yi bugüne kadar Düzce olarak biliyordum ama küçük İstanbul olduğunu da bugün duydum. Gerçekten Düzce hakikaten ülkemizin çok önemli bir bölgelerinden çok şirin bir şehri olduğunu da biliyorum. Biliyorsunuz burada üniversitenin tespitine göre 16 resmi dil ama söylentilere göre de 22'dir tescil edilmemesine rağmen. Yani Türkiye'nin mozaiği. Belki Karadeniz bölgesinde gidip bir Trabzon'da, bir İzmir'de, bir Artvin'de bu toplantıya başlamış olsaydık eminim ki bu kadar çok bir mozaikte, bu kadar çok insanın, çok kültürün bir arada olduğu bir mozaikte insanlarla tanışma mümkün olmayacak. O açıdan Düzce'yi çok olumlu buldum. Bu süreç ülkemizin olmasa olmazı. İnsanların barış süreci içerisinde yaşaması kadar güzel bir şey yok. Kime sorarsanız sorun, barışla ilgili hayır diyen yok. Ama herkesin tabii müphem tarafları. Acaba sonuçta ne olacak? Ülkemizde dirlik birlik mi bozulacak? Tavizler mi verilecek? Acaba cezalar mı affedilecek? Acaba böyle bir süreç mi başlayacak? Yoksa bir taraftan mağdur olan ailelerin, gözyaşı döken insanların, genç kızlarımızın dul kalması, anaların babaların gözünün yaşlı olması, bu sürecin onların cezasız kalmasıyla özdeşleşirseniz, o zaman derler ki insanlara sen herhalde tuzun kuru. Bu acıyı hissetmiş bütün insanların bu akıllarındaki bu sorunun mutlaka cevabı net olarak verilmeli. Ben ona katılıyorum.
Katılan çok önemli sivil toplum örgütleri vardı. Zaten biliyorsunuz orada en önemlilerinden biri de ne diyordu? Tek millet, tek bayrak. Dolayısıyla bu da Beyaz Tan Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı'ydı. Dolayısıyla bu çok önemli. Millet olarak birlik içerisinde farklı dilleri konuşmak, farklı kültürleri yaşamak suretiyle her şeye varız. Biz kimseye ayrımcılıktan yana tavır koymasına veya ayrımcı gözüyle görmesini istemiyoruz. Esnaf sanatkar zaten müşterisinin alışverişiyle meşgul olur. Elindeki paraya bakar, hangi ürünü alacak der. Ama diğer şeyleri, ırkı, mezhebi, dini ne olduğuna bakmaz. Türkiye'de insanlar istediği yere, istediği noktaya gelir. Ben Doğu kökenli birisiyim. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanıyım. Bugüne kadar bana sadece memleketimi sordular. Dolayısıyla bununla ilgili ülkemizde böyle bir söylemin, böyle bir gelişmenin olumlu neticelenmesi herkesi sevindirecek. Daha çok bölgelere yatırım yapılacak. İnsanlar daha mutlu olacak. İnsanların gözyaşı olmayacak. Bu süreç eğer geliştikçe, büyüdükçe esnaf sanatkar da iş yapacak. Her gün korkusuyla evden ayrılırken helalleşerek, acaba akşama dönecek mi, başına bir şey mi gelecek çocuğumun, acaba bomba mı patlayacak durakta otobüs bekleyen yavruma diye merak etmeyecek. Onun için bu süreci hayır ben istemiyorum diyenin olmayacağını tahmin ediyorum. Ama bu süreçte söylediğim gibi aklında gizli bir plan mı var gibi soruların cevabının da muhatabı siyasiler. Biz siyaset üstü bir kurumuz. Siyaset yapma adına değil ama bu sürecin içinde olup katkı vermek için varız. Yoksa benim de farklı düşüncelerim var. Farklı bir düşünce yapısına sahip bir insanım. Ama siyasette ortak akıl kullanmak kadar önemli bir şey yok. Keşke bu fikir diğer siyasi partilerden gelmiş olsaydı da biz deseydik ki bu sürece tüm siyasi partiler meclisteki o binadaki tavırlarını sergileseler, el ele kol kol orada olduğu gibi o kavga sahnelerinin dışında onlar da tabii ki orada bir görev ifa ettikleri için aynı oturuyorlar. Dolayısıyla Türkiye artık böyle bir barış sürecini özlüyor, özetliyor. Esnaf da artık ben dükkanımı açacağım, rahat çalışacağım, kimse gelip bana baskı kurup kapattırmayacak, kimse gelip molotof kokteyli atmayacak, kimse gelip beni taciz etmeyecek, kimse gelip benden haraç istemeyecek diye bu sürece katkı vermek istiyor. Herkesin bir beklentisi var, o da ekmek parası. Esnaf zanaatkarın zaten tarifi çok da insanların gözünün önünde olan bir tarif. İki kişi kavga etti mi mutlak ayıran esnaftır. O mahallenin kültürü, o mahallenin yaşama biçimini modelleyen de rol model odur. Çünkü kavga yaparken hemen gelir kulağını çeker, babana söylerim der. Dolayısıyla hemen sen de yaptığın olayda pişmanlık duyarsan aman söyleme diye seni dükkanla alır, kavga yatıştıktan sonra seni evine bıraktırır. Böyle bir kültüre sahip, 800 yıllık bir geçmişe sahip bir ahirlik teşkilatının baş olarak bu görev bana söylendiği zaman memnuniyetle kabul ettim. Çünkü inanıyordum ki bu sürecin bir yerinden başlanması lazım. Kim yaparsa yapsın, kim nasıl derse desin ama bu sürece ihtiyaç var diye. İnşallah ki bu Düzce'de bizim için bir moral depoladık. Ben Düzce'lilere teşekkür etmek istiyorum. Düzce halkına şükran sunmak istiyorum. Çok olumlu karşıladı. Kucak açtı, sevdi, sevildik. Dönerken mutlu döneceğiz. İnşallah ki bu pozitif enerjiyi verimliliğe, inovasyona çevirme suretiyle ülkeye katkı koyarız. Efendim sizin alanınıza biraz gireyim. Ben 2013 yılı esnaf için nasıl geçiyor diyeyim, bir toplu soru sorayım. Evet, 2013 yılından çok ümitliyiz. Evvela tabii yasal süreç içerisindeki çıkacak yasalarla ilgili. Perakende sektörünü düzenleyen yasa başta olmak üzere. Bu yıla kadarki birçok önemli problemlerin çözümünde mesafe katlettik. Ama bu büyük mağazalar konusu çok önemli. Çünkü insanlar en çok tetirgin eden, sadece AVM kültürünün yaygın, biraz evvel söylediğim faktörlerden uzak olması, esnafın rekabet edememesi gerçekten de esnaf sürecinde olumsuzlukları yaratıyor. Ama eminim ki 2013 yılı esnaf sanatkar açısından da olumlu olacak. Bu sene bu yasanın da değişmesini bekliyoruz.
Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde zaten bu yasanın mutlaka bu yıl çıkabileceğini söyledi. Diğer problemleri de sırasıyla Doğu, Güneydoğu bölgelerindeki sosyal güvenlik primi, batıdaki işte olumlu şartların, mevsimsel değişimlerin, esnaf sanatkar üzerindeki olumsuzlukların giderilmesiyle ilgili. Yine elektrik tarifesinin üzerindeki esnafın daha ucuz elektrik kullanması gibi birçok tedbirler var. Eminim ki 2013 bizim için başarılı bir yıl olacak. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Efendim tekrar Düzce'ye hoş geldiniz. Bir bölge toplantısına Düzce'den başladınız. Önce ben size Düzce'deki fikri nasıl buldunuz onu sorayım. Bu süreci nasıl devam ettireceksiniz onu da peşinden. Yani ben bugün bir kere önce Düzce'lilere gösterdikleri konukseverlik nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bugün toplantıda değişik fikirlerden insanları dinlerken çok büyük bir umudum vardı. Bu umudumun arttığına tanık olduğumu söyleyebilirim. Çünkü Türkiye artık farklılıklarını, değişik görüşleri bir arada tartışabilecek, konuşabilecek, hele de şiddet, savaş, kan gibi çok kritik konularda gayet barışçı bir tartışma yapabileceğini, konuşabileceğini kanıtlayan bir ülke haline dönüşüyor. İşte gerçek demokrasi böyle gelişecek. Savaştan böyle kurtulacağız, ölümden böyle kurtulacağız. O yüzden ben Düzce'den umutla ayrıldığımızı söyleyebilirim. Yani Düzce'nin bize verdiği enerji pozitif bir enerji oldu. Düzce'lilere bu verdikleri enerji için teşekkür ediyoruz. Şimdi daha cesaretle, daha canlı bir şekilde yola devam edeceğiz. Süreç nasıl devam edecek bundan sonra efendim? Şimdi bundan sonra Bolu'ya geçeceğiz. Bolu'dan Zonguldak'a. Yani işte burada yaptığımıza benzer toplantılar yapacağız. Ama onunla sınırlı tutmayacağız. Değişik ziyaretler de yapacağız. Mesela bugün biraz sonra Düzce sokaklarında da dolaşacağız. Şehit ailelerini ziyaret edeceğiz. Onları dinleyeceğiz. Böyle şeyler yapacağız her şehirde. Herkese ulaşmayacak. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim öncelikle ben şunu sorayım. Akil insanlar heyetiyle Düzce'ye geldiniz. Siz zaten Düzce'ye çok yabancı değilsiniz. Onu da biliyoruz. Siz geliyorsunuz. Fakat buradaki görüşleri nasıl buldunuz bu sürece ilişkin? Yani şimdi burada ben konuşmamda da ifade ettim. Akil olan halktır. Yani biz bir diyalog komisyonu olarak buraya geldik işin doğrusu. Burada 22 etnik yapı var dedik ama başkan 30 dedi. 30 tane etnik yapı var. 30 tane dil kullanılıyor. Lisan kullanılıyor. Yani bizim buradan başlamamız bu manada çok isabetli oldu. Burada bu insanların kardeşlik duygusu içerisinde, barış içerisinde nasıl huzurlu bir şekilde yaşadıklarını burada bize anlattılar. Ben zaten Düzce'ye çok geliyorum biliyorsunuz. Hep tarım programları yapmaya geliyoruz ama bu sefer farklı bir amaçla geldik. Dolayısıyla bu akil adamlar içerisindeki arkadaşlarımız da bunu görme fırsatı bulurlar. İşte Türkiye'de aslında burası fevkalade güzel bir örnek. Türkiye'de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu proje aslında muhakkak suretli bir barış projesi. Ama aynı zamanda bir kardeşlik projesi. Yani birilerinin ötekilerini dışlamadığı bir ülkede herkesin yurttaşlık kavramı içerisinde eşit vatandaş olarak yaşayabildiği ve bu ülkede yaşamaktan mutlu olduğu bir Türkiye. Hedefimiz bu tabii ki. Ama burada bizim hedefimiz bu olmakla beraber bu süreç içerisinde muhakkak surette insanlarımızın, bu ülkede yaşayan insanlarımızın bu süreçle alakalı bilgi sahibi olmak istediklerini görüyoruz. Çünkü kafalarında aşamadıkları tereddütler var. Kafalarında aşamadıkları şüpheler var. Bu süreç içerisinde bunların bertaraf edilmesi bu süreci olan katkıyı da artıracaktır diye düşünüyorum ben. Onun için bizim vereceğimiz raporlar çok önemli. Bizim vereceğimiz raporlar halkın dili, halkın beklentileri ve halkın görüşü. Biz onu bir mektubun zarfı içerisinde koyuyoruz, kapatıyoruz. Diyoruz ki biz postacıyız, tamam? Buyurun diyoruz, ilgililere bunu veriyoruz. Yani bizim görevimiz bir ölçüde postacılık. Dolayısıyla bu görevi de inşallah bu süreçte layık beçile yerine getiririz. Daha 17 vilayetimiz var önümüzde. Bugün buradan başladık. İşte birazdan Bolu'ya devam ediyoruz. Yarın arkadaşlarımız Zonguldak'a geçiyorlar. Ben ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu sürecin de başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim tekrar Düzce'ye hoş geldiniz. Ben hemen Düzce'deki insanların fikirleri nasıl bulduğunuza başlayıp süreci anlatmanızı rica edeceğim. Aslında Düzce, yani ben Karadeniz'i geziyorum şimdi. Karadeniz'deki söylenecek şeyleri söyledi.
desteğini de belirtti, endişelerini de belirtti ve medeni bir şekilde belirtti. Katılım çok iyiydi. Biz bunları dikkate alacağız ve memnun olduk Düzce'deki ortamdan. Ama henüz bitmedi. Biraz daha işte Düzce'de ziyaretler yapacağız. Halkın arasına gireceğiz. Ama umduğumuzdan da daha iyi gibi diyebiliriz. Çünkü süreci anlattıkça insanlar ikna oluyorlar burada. Ve burada şunu biz de vurguladık, halk da vurguladı. Yani evet, bir terör sorunu, karşı taraftaki terör örgütü, fakat burada biz asıl amaç olarak barışı istiyoruz. Silahların susmasını bekliyoruz. Sorunları konuşarak çözmeyi istiyoruz. Türkiye'nin 30 yıl heba olduğu, ekonomik kaynakları heba olduğu, şehitler verdik. Bunun artık sonlanmasını, Türkiye'nin dinamiklerini daha doğru alanlarda kullanmasını istiyoruz. Siz heyet başkanısınız. Özellikle bunu insanlara, kameralarımızla rejide anlatmanızı istiyoruz. Akil adamlar dedikleri zaman sanki bir siyasi oluşum, yani AK Parti'nin sahaya sürdüğü, bu illa evet, insanları ikna edilecek bir grup olarak algılanıyor. Böyle misiniz? Öyle değiliz. İşin enteresan tarafı şu, AK Parti de öyle bir şey zaten hiçbir zaman bize söylemedi. Söz gelin Dolmabahçe'deki toplantıda bazılarında böyle bir beklenti, medyada böyle bir kesimde böyle bir beklenti vardı. Ve Sayın Başbakan'ın söylediği açık ifade şu, biz size hiçbir şekilde bu süreçte şöyle bir yöntem izleyin, şunu yapın, bunu yapın gibi hiçbir telkinde bulunmayız. Bu bizim haddimize bile değildir. Burada siz yönteminizi kendiniz belirleyeceksiniz. Ve nitekim biz o toplantıdan sonra geçen hafta kendi aramızda toplandık ve yol haritamızı kendimiz belirledik. İşte bu toplantıları yapacağımızı, toplantılara kimin katılacağını falan kendimiz karar verdik. Düzce'den başlamaya kendimiz karar verdik. Süreçte nasıl devam edeceğimize kendimiz karar veriyoruz. İçerikle ilgili de hiçbir şey söylemedi bize. Biz sadece akan kanın durmasını, çözüm sürecini desteklediğimizi belirtiyoruz, onu anlatıyoruz. Başka bir şey yok burada.